Herkese merhaba, ben Nil Ertürk. Bu ay yine Salon Bana Bak'tayım. Ama yalnız değilim, yanımda Ufuk Onur Tapan, namı diğer Nice Boys var. Merhaba. Bu ay size bahar stillerinden bahsediyor olacağız. Ama diğer videoları da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bahar geldi, gevşedi gönül yayları. Hayır, geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları. Öyle miydi? Evet. Bahar iyi bir mevsim bence. Güzel güzel, ben çok seviyorum. Yazı hazırlık. Evet, sen yazın bayağı zaten tamamen kalıp değiştiriyorsun. Aynen öyle. Atıyorsun üstünden. Aynen. Deri atıyorsun. Giymek için en doğru zaman. Tamam, sen neler anlatacaksın peki? Ben 4 tane stil ipucu vereceğim. Ay harika. Bahar aylarını nasıl giyeceğiz, ne yapacağız falan. Aynen öyle. Sen ne yapacaksın? Ben de işte bu bahar aylarında böyle yeni trendlerle tanışıyoruz. Biraz onlardan bahsedeceğim. Neler var, işte o trendleri dolabımıza nasıl atarız, uygularız falan. Onları harika. Aynen. Güzelmiş. İzle bakalım. Evet, baharın gelmesiyle yeni sezon hayatımıza yavaş yavaş girmeye başladı. Yeni sezonda ise bizi neler bekliyor? Şimdi size biraz onlardan bahsedeceğim. Bu sezon hayatımıza böyle güçlü birkaç tane trend giriyor. Bunlardan zaten hepsini toparlayan şey aslında 70'ler havası diyebiliriz. Bu bir süredir hayatımızda var ama artık gerçekten tamamen 70'lere geri dönüş hissediyor oluyoruz. Ya da ben böyle hissediyorum kendimi. Çünkü bu seneki trendler direkt şöyle, mesela bir tanesi güpür. Bu böyle pek çok elbisede ve bluzda görüyor olacağız. Benim üzerimdeki gibi anlatayım. Ya da bu dantel, şifonlar, bunlar çok fazla gözüküyor olacak yaz döneminde ve baharla beraber. Ayrıca da bu güpürü ve danteli şöyle söyleyeyim, ben çok seviyorum. Omza açık modellerde tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor ve tam böyle şirin 70'lerde böyle dolaşan bir kız oluveriyorsunuz. Gerçekten tavsiye ederim, kesin deneyin bu yaza doğru bunu. Elbette stilinizin en önemli tamamlayıcısı kocaman bir gülümseme. Bunun için de İpana Pro Expert kullanabilirsiniz. Böyle çiçekli elbiselerinizle, güpürlü bluzlarınızla kocaman gülümseyerek harika fotoğraflar çektirebilirsiniz. Bir diğer trend ise böyle minimalizmden birazcık uzaklaşıyoruz ve böyle büyük baskılara geçiyoruz. Büyük çiçekler, o 70'ler dekorasyonda da gördüğümüz böyle baskılar vardır ya duvarlarda, hatta koltuklarda falan, onu böyle üzerimizde görmeye başlıyoruz. Elbiselerde, ceketlerde büyük büyük çiçek desenleri olmaya başlayacak. Böyle hep beraber çiçek açacağız. Bu da trendlerden bir diğeri. Ve yine çok fazla görecek olduğumuz şey böyle metalik dokusu. Bunu eğer cesursanız bazı defilelerde gördük, böyle pantolonlarda ya da ceketlerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok cool ama ben o kadar cesur değilim. Birazcık daha hafifçe bunu tarzıma katayım derseniz çantalarda, ayakkabılarda, aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Mesela benim ayakkabılarımda şu an uçlarında gördüğünüz gibi böyle metalik detaylar var. Onun gibi aksesuarlarda bu trendi kendinize uyarlayabilirsiniz. Ve bahsetmek istediğim son trend de püskül trendi. Bu zaten bir süredir yine var, böyle çizmelerde falan püsküller, böyle ceketlerde püsküller vardı hatırlarsınız. Bu hala devam ediyor. Çantalarda çok fazla görüyoruz, eteklerde çok fazla görüyoruz. Tabii yaz gelince biraz daha böyle mini eteklere geçiyor olacağız. Orada da çok fazla püskül göreceğiz. Bunu ama sadece böyle süet olarak düşünmeyin. Şu anda püskülü her materyalde kullanıyor tasarımcılar. Bu zincir olsun, deri olsun, süet de hala devam ediyor. Püskül hala her yerde olmaya devam edecek. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. İşte bahar trendleri bu şekilde. Herkese muhteşem bir bahar diliyorum.